Bu bölümümüzde deney yap kartımızda servo motor nasıl çalıştırılır onu göreceğiz. Öncelikle çalışmamızda kullandığımız servo motorların özelliklerini görelim. Ekranımızda görmüş olduğunuz SG90 modeli servo motor. Çoğunlukla yaptığımız çalışmalarda bu servo motorları kullanıyoruz. Robot kol projeleri gibi çalışmalarımızda da yine bu servo motoru kullanacağız. Daha güçlü servo motorlarda bulunmakta. Yaptığınız çalışmaya göre farklı servo motorları tercih edebilirsiniz. Servo motorumuzun üzerinde kablomuz bu şekilde bulunmakta. Dişi kısımları olduğu için erkek kabloya ihtiyacımız var. Kahverengi olan yeri topraklama hattına, ortadaki kırmızı rengimizi 5 volta, turuncu rengi de dijital pinlere bağlıyoruz. Servo motorumuzun üst tarafında beyaz bir kısım bulunmakta. Servo motorumuzla birlikte gelen plastik parçaları buraya takıyoruz. Böylece çalışmalarımızda servo motorumuzu rahat bir şekilde kullanmış oluyoruz. Şimdi devre şemamızda bağlantılarımızın nasıl yapıldığına geçelim. Servo motorumuzun kahverengi olan kablosu burada siyah olarak gösterilmiş. Kahverengi kablomuzu deney yap kartımızda topraklama yani GND hattına bağlıyoruz. Orada bulunan kırmızı kabloyu da deney yap kartımızdaki 5 volt pinle bağlıyoruz. Diğer sarı kabloyu da D0 pinle bağlıyoruz. Böylece oradan değerler göndererek servo motorumuzu istediğimiz açıda döndürmüş olacağız. Bağlantılarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımıza geçebiliriz. Öncelikle deney yap kütüphanemizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha sonra servo motorla çalışacağımız için Servo motorumuzun kütüphanesini çalışmamıza dahil ediyoruz. Servo motor kütüphanesi şu an hazır bir şekilde yüklü. Servo motorumuzun kütüphanesi hazır olarak gelip gelmediğini tam olarak bilmiyorum. Eğer sizde kütüphane hatası verirse açıklamalar kısmında kütüphaneyi indirmeniz için dosyayı size vereceğim. İndirmiş olduğunuz o dosyayı taslaklardan kütüphane ekle bölümünde zip kitaplığı ekle diyerek ilgili klasörden seçiyorsunuz. Aç dediğiniz zaman otomatik olarak yüklenecektir. Tabi ben de şu an yüklü. O yüzden tekrar bir yükleme gerçekleştirmeyeceğim. Daha sonra servo motorumuzu D0 pinine bağlamıştık. D0 pinini servo pin isminde değişkeni atıyoruz. Daha sonra define şeklinde ifade ediyoruz. Bundan sonra servo pin değişkeni sadece D0 olarak adlandırılacak. Bir alt satırımızda servomuzun adını servo 1 şeklinde tanımlıyoruz. Burada isterseniz servo 1 yerine farklı isimlerde yazabilirsiniz. İsimlendirirken ön tarafa servo yazdığımıza dikkat edin. Bu yazım şekliyle servo motorumuzu oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra Setup bölümüne geçtiğimiz zaman servomuzun atak yapılacak pinini seçiyoruz. Buradan servo motorumuza 0 ile 180 arasında değerler göndereceğiz. O yüzden de pin numarasına atak yapmamız gerekiyor. Ön tarafta servo 1 şeklinde ifade yaptık. Çünkü yukarıda servo motorumuzun adını servo 1 demiştik. Parantez içinde servo pin dedik. Biliyorsunuz D0'a servo pin ismini vermiştik. O yüzden burada servo pin şeklinde ifade kullandık. Loop bölümüne geçtiğimiz zaman orada iki tane for döngüsü kullanıyoruz. Birinci for döngümüzde sıfırdan başlayarak 180 sayısına kadar değerleri servo motorumuza yazdırmak istedik. İkinci for döngüsünde ise 180 sayısından başlayarak sıfıra kadar sayıları servo motorumuza yazdırmak istedik. Böylece servo motorumuz sürekli olarak hareket edecektir. Servo motorun bir özelliği de 180 dereceye kadar hareket edebilmesidir. O yüzden bu şekilde 180 sayısına kadar kullanıyoruz. Eğer 360 derece dönmesini istiyorsanız o şekillerde servo motorlar satılabiliyor. Ancak 360 derece döndürmek istediğim zaman DC motorlar kullanıyoruz. İlerleyen derslerde de DC motorların nasıl çalıştırıldığını detaylı bir şekilde göreceğiz. Şimdi ilk for döngümüze geçiyoruz. Burada i e isminde bir değişken oluşturduk. Veri tipine de int dedik, yani tam sayı dedik. Yani i e değişkenin içine tam sayıları yazacağız. Öncelikle i 0 olacak şekilde bir tanımlama yaptık. Daha sonra da i küçük eşittir 180 olacak şekilde bir tanımlama yaptık. Yani bu iki ifade sıfırdan başlamak üzere artarak 180'e kadar sayıların alınacağını ifade ediyor. Küçük eşittir diyerek de 180 sayısında aldığımızı ifade ettik. Daha sonra da i değişkenini birer birer artırarak alacağımızı ifade ettik. Yani bu for döngüsü sıfırdan başlayarak 180 sayısına kadar 181 defa çalışacaktır. For döngüsünde ilk olarak i'yi e sıfır olarak alıyoruz. Yani burada bulunan süslü parantez içinde sıfırıncı sayısı devreye girecektir. Dikkat ederseniz burada bir Kod yazdık. Bu da servo motorumuza açıyı yazdırma kodudur. Burada servo 1 ismindeki motorumuza i değişkenini yazdır dedik. Başlangıçta sıfırdı. O yüzden servo motorumuz sıfır açısına gelecektir. Daha sonra 15 milisaniye bu şekilde bekleyecektir. For döngümüzü tekrar başlıyoruz. Bu sefer de i değeri 1 arttığı için 1 olacaktır. Servo motorumuz bu sefer de birinci açıya geçecektir. 15 milisaniye bu şekilde bekleyecektir. i değişkenimiz bu sefer 2 sayısına geçecektir. Servo motorumuz iki açısında olacaktır ve 15 milisaniye bu şekilde bekleyecektir. Yani 180 dereceye kadar bu şekilde servo motorumuzu 15 milisaniye aralıklarla hareket ettirmiş olduk. Diğer for döngümüzde de bunun tam tersini yapıyoruz. J isminde bir değişken tanımladık. Başlangıçta 180 olsun dedik. Daha sonra da büyük eşittir 0 olana kadar devam etmesini istedik. 0 dahil ve daha sonra değişkenimizin birer birer azalmasını istedik. Yine aynı şekilde for döngüsü 181 defa çalışacaktır. Çünkü burada 0 dahil olduğu için o yüzden 181 tane oluyor. İlk başta 180 olduğu için servomuz 180 derecede 15 milisaniye bekleyecek. Daha sonra 179 sayısına iniyoruz. For döngümüz ikinci kez çalıştığında servo motorumuz 179 dereceye gelecektir. 15 milisaniye bu şekilde bekleyecektir. Bu şekilde devam ederek 0'a kadar gelecek. Kodlarımız tekrar loop fonksiyonundan dolayı en başa. Tekrar gelecek for döngümüz bu sefer de 0'dan 180'e gidecektir. Kartımızı kapatana kadar bu işlem sürekli olarak devam edecektir. Kollarımız bu kadar. Kollarımızı yüklüyoruz ve nasıl çalıştığını hep beraber görüyoruz. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi server motorumuz bu şekilde hareket ediyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.